Evet sevgili gelinler. Şimdi haftanın birincisini açıklayacağım. ...57 puanla bu hafta iki birincimiz var. Ve Özlem ve Hatice. Ne olacak? Bir tek başıma sıyrılamıyorum. Bu nedir ya? Sen 56 puanla şu anda ikinci durumdasın. İki haftadır bir puanla. Evet. Evet sevgili gelinler. Normalde kurallarımız içerisinde iki birinci için kura çekimine gidiliyor. Çünkü bu adaletsizlikten istemiyoruz. Her şey seyircilerimizin önünde oluyor. Ben size ekstra bir puan veremediğim için böyle bir şey yapmadım. Çünkü bütün formatımız budur. Yalnız benim size bir teklifim var. Teklifim buradaki 5 altından paylaşım yapmak size. İki sana, iki sana, bir tanesini haftaya bırakmak üzere ikişer altın vereyim. Ya da kura çekelim. Bir dakika. Ben hislerime güvenmiyorum. Senin fikrini istiyorum. Güvenmiyorum. Şu an güvenemem. Şu ortamda hislerime güvenemem. Senin fikrin ne? Ben zaten şanssızım. Bana gene çıkmaz. Ne yapayım? İki bileziği kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Keşke ben şanssızım demeseydim. Ama öyle laflar söylemeyin lütfen. Keşke ya. Keşke onu söylemeden isteseydim. Peki, müteahhit mıyız? Sen de söyle canım. Kabul lütfen ediyorum. Yüksek sesle söyler misin? Kabul ediyorum Fatih Bey. İki bileziği kabul ediyorsun. Evet. Hatice'cim sen? İki bileziği kabul ediyorum. Bunu söylemek zorundayız çünkü haftaya bir altın fazlamız var. Pardon ben diğer gelinle böyle bir şeyle karşılığı siz ne derdiniz? Yani Fatih Bey riske atmaz alırdım. Ben bileziği alırdım. Ya hep ya hiç. Doğru. Zaten burada kalıyorsun yani. Haftaya da alma şansın var yani. O yüzden o da doğru yani. Elif de doğru söylüyor. Haftaya da alma şansın var. Zaten buradasın Hatice yani. Bence git kura yani. Yalnız şöyle bir şey de var. Ben 3 aydır buradayım ve hiçbir şey alamıyorum. Orası da var. Ama zaten iki bilezik seni ne yükseltir ne alçaltır yani. Bu kelimeyi söylemiş olmamda, şu beynine şu tohumu ekmiş olmamda problem. Şanssızım. Zaten hiç alamıyorum. Benim hayatımda olmayan kelimeler. Evet. Elif dediği gibi. Süremiz, programın süresi bitiyor. Ben kararınızı almak istiyorum. Özlemciğim tekrar alayım lafını. Özlem iki taneyi almak istiyor. Evet. Hatice. İki bileziği kabul ediyorum. Tamam. Bitti bu kadar Hatice ya. Allah aşkına. Bizimse zaten o bilezik bize gelecek. Gene gelir Hatice size. O zaman İlk önce sizi alayım şöyle. O sizin tahtaya da gelir. Merak etmeyin. Gel kızım. Bizdeki şans. Şu iki bileziği size vereyim. Gelinize takın. Hatice'yi bilerek iki bilezik almaya yönlendirdim ben. Çünkü haftaya altı bileziğin sahibi ben olacağım. Ben ne kazanırsam gelinimin. Tebrik ediyorum. Güle güle kullan aşkım. Evet. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Yerinizi alıyoruz. Ben ve Hatice ile Hüsnü Hanım buraya alıyorum. Yani iki bilezikle mutlu değilim açıkçası. Sevinemedim. Yani yarım kaldı diye düşünüyorum. Yani üç bileziğim daha olmalıydı. Çünkü gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum. Bugün kayınvalideler haksız puanlamalarda bulundular. Gerçekten hak ettiğimiz puanlamayı verselerdi şu anda üç bilezik daha kolumda olurdu benim. Kısmetin hep bol olsun. Olur olur inşallah. Beynindeki bütün güzel düşünceler hep senin olsun. Bu da benim, kusura bakmayın ben çok. Gire gire kullanın Fatih Bey. Çok benim mi Fatih Bey daha iyi girer. Bir tane daha alsak olmuyor. Bir puanlarım da seni onu da takın. Teşekkür ederim, siz de alayım elinizi. Hadi gidelim. O bilezik kime gidecek biliyor musun? Ya Hatice'ye gidecek ya Özlem'e gidecek gene. Çünkü onların hakkı o. İkisinden birine gidecek. Başak istediği kadar desin ki bana gelecek diye. Gelmeyecek.